خانم ها و آقایان، از شما درخواست میکنیم که جای خودتون رو توی سالن بگیرید و گوشه همراهتون رو خاموش کنید لطفاً.
Президент Российской Федерации. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Vladimirovich Putin. İyi günler. İyi günler herkese. Saygıdeğer Federal Meclis Milletvekili, senatörler, Devlet Duma milletvekilleri, diğerli Rusya Federasyonu vatandaşları, bugünkü mesajımda son derece zor bir dönemde yapılıyor. Ülkemiz için sınır bir durumda konuşuyoruz. Radikal, geri dönülmez değişimlerin, bütün dünya değişimlerin şartlarında konuşuyoruz. Önemli tarihi olayların eşiğinde konuşuyoruz. Tüm halkımız için ve tüm ülkemiz için ve tüm dünya için hepimizin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Bir yıl önce bizim tarih topraklarımızda vatandaşlarımız, insanlarımızı korumak için ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için ve neonazi lerden gelen Ukrayna'da oluşan tehditlerden korumak için önemli bir karar alınmıştı. Özel askeri harekat kararı. Adım adım çok dikkatli ve kademeli bir şekilde mevcut sorunları çözmekten uğraşacağız. 2014 yılından itibaren Donbas bölgesi mücadele etti. Kendi topraklarında özgür yaşama hakkını savundu, ana dillerinde konuşma hakkını savundu, mücadele etti ve pes etmedi. Her taraftan bloke olmasına ve engellenmiş olmasına ve yaptırımlar altında olmasına rağmen mücadele etti. Bize inandı ve Rusya'nın ona yardıma geleceğine emindi. Fakat hepiniz biliyorsunuz ki hepimiz elimizden gelen ne varsa bu konuyu, bu meseleyi barışçıl yollarla çözmek için elimizden geleni yaptık. Ve bu son derece karmaşık bir çatışmadan barışçıl bir şekilde çıkmak için mücadele ettik. Fakat arkamızda bambaşka bir senaryo hazırlanmıştı ve Batı liderlerinin barış konusunda barış taraftarıyız mesajları aslında yalandan başka bir şey değildi. Çok acımasız, çok net bir yalandı. Bütün bu yılları kasten müzakereleri yaparken arkamızda yapılan siyasi suikastlara göz yumdular. Neonazileri Ukrayna'da desteklediler ve Rusya'ya karşı Donbas'ta terör eylemleri yapmak için teşvik ettiler. Batı askeri okullarında milliyetçi radikal gruplara sürekli eğitim verdiler. Oraya silahları tedarik ettiler ve özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Özel askeri hareket başlamadan önce Kiev'in Batı ile Ukrayna'ya hem hava savunma sistemleri hem ağır silahların teslim edilmesi konusunda görüşmeler yapılmıştı ve Kiev'in nükleer silah edinme çabalarını da hatırlatmak istiyorum ve bunu alenen beyan etmişlerdi. ABD ve NATO bizim sınırlarımızda kendi askeri üslerini, biyolojik laboratuvarlarını şekillendirdiler, açtılar ve orada sonraki askeri operasyonun tiyatrosunu kurdular ve işgal ettikleri yani köleleştirdikleri Ukrayna'da büyük savaşa hazırladılar ve bunu açıkça itiraf ediyorlar bugün. Hiç utanmadan bunu açıkça söyleyebilirler. Hatta gurur duyuyorlar bu hainliklerinden. Hem Minsk anlaşmalarını hem Norman anlaşmalarını diplomatik bir tiyatro olarak değerlendirdikleri zaman bundan gurur duyuyorlar adeta. Donbas'ta insanların kanı döküldüğünde ve Rus halkının kanı döküldüğünde ve Rusya samimi bir şekilde bu meseleyi barışçıl bir yollarla çözmek için gayret ettiğinde onlar bu oyunu oynamaya devam ettiler. Bu çok çirkin yalanlar, çok çirkin tiyatrolar daha önce de denmişti. Aynen iki yüzlü bir şekilde Yugoslavya'yı parçalarken, Libya'yı, Suriye'yi, Irak'ı parçalarken hiçbir zaman vazgeçmediler ve bu evet gerçekten Batı elitleri artık total prensipsiz bir yalan toplumu şekline dönüştü ve biz istikrarlı bir şekilde sadece kendi çıkarlarımızı değil fakat modern dünyada medeni ve medeniyetsiz adeta sözde medeniyetsiz ülkeler ayrılımı yapılamaz. Eşit
dürüst bir eşitlik, partnerlik olması lazım ve hiçbir şekilde saldırganlık olmaması gerekiyor. Biz çok açıktık, yapıcı bir diyalog için bütün kapılarımızı açtık, ısrar ettik, görüşelim. Mutlaka ayrılmaz bütün bir Avrupa'ya ihtiyacımız var diye teklif ettik ve onları yıllarca birlikte bu meseleleri çözmek için, bu fikir üzerinde hayata geçirmek için birlikte çalışalım diye teklifte bulunduk. Ama hep ya 200'de cevaplar aldık ya hiç cevap alamadık sözlerine gelince. Fakat eylemlerine gelince, birincisi NATO'nun sınırlarımıza kadar genişlemesi, yeni askeri üslerin kurulması Avrupa'da ve Asya'da. Bizden bir şemsiye kuracaklardı herhalde bizden korunmak için. Ayrıca askeri kontenjanların dağıtılması sadece Rusya'nın sınırlarında değil, bütün Avrupa'da. Bunu hatırlatmak istiyorum ki hepimiz de biliyoruz. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar yurt dışında askeri yoktur. Amerika'nın bulunduğu kadar yüzlerce askeri üssü var, yüzlerce. Tüm dünyada. Tüm gezegen neredeyse onlarla dolu. Haritaya bakarsınız. Ve bütün dünya silah anlaşmaları konusunda nasıl ihmal ettiklerini ve tek taraflı olarak nasıl feshettiklerini ve temel silahsızlandırma anlaşmaları nasıl feshettiklerini hepimiz şahidiz. Ama ne için yapıyorlardı? Elbette bir hedef vardı bunun için, çünkü boşuna yapılmadı bütün bunlar. Ve Aralık 2021'de biz resmen Amerika'ya ve NATO'ya güvenlik garantileri fakat tüm bizim için prensip konularda aslında net bir hayır mesajı aldık. O zaman net anlaşıldı ki agresif planları gerçekleştirme konusunda Batı asla durmayacaktır ve böyle niyetleri de yoktur. Ve tehdit gittikçe artıyordu, her gün artıyordu ve bize gelen istihbarat bilgileri Şubat 2020'ye doğru artık her şey yeni kanlı askeri operasyon için Donbas'ta hazır olduğunu gösteriyordu Kiev rejiminin ve Batı'nın. Kiev rejimi 2014'te orayı ağır silahlarla, tanklarla, uçaklarla bombaladığını hatırlatmalı. Hepimiz 2014'te gelen manzaraları hatırlıyoruz, Donbas'ı nasıl havadan bombaladıklarını. Ve sadece Donbas'a değil diğer şehirleri de bombaladıklarını hatırlıyoruz. 2015'te yine saldırı düzenlediler Donbas'a ki aynı zamanda terör eylemleri ve abluka politikasını, engelleme politikasına devam ederken ki bütün bunlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlarına aykırıydı. Ama herkes sanki bir şey olmamış gibi algılıyordu bunu. Bu savaşı onlar başlattılar, bunu hatırlatmak istiyorum. Biz ise gücümüzü bu savaşı durdurmak için kullanıyoruz. Yeni saldırıyı Donbas'a düzenleyenler ve Lugansk'a bu saldırıyı düzenler, bir sonraki hedefin Kırım'a ve Sivastopol'a saldırı yapacaklarını biliyorlardı ve biz de anlıyorduk ve biliyorduk. Şimdi ise artık böyle uzun vadeli hedefler hala mevcut ve Kiev hala bunu açıkça söylüyor. Bir sonraki hedefimiz Kırım ve Sivastopol olacağını. Biz insanların hayatlarını koruyoruz, kendi evimizi koruyoruz. Batı'nın hedefi ise sınırsız bir iktidar. Şu ana kadar 150 milyar dolar kadar Kiev rejimi desteklemek için masraf yaptı ve para verdi. Uluslararası İşbirliği Kuruluşu'nun örgütün verilerine göre en fakir ülkelere, gelişen ülkelere 2022 yılında 60 milyar dolar kadar para tahsis edildi. Ama savaş için, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı için 150 milyar dolar ödeme tahsis edildi. Ayrıca bu paraları verirken de bu ülkelerin onlara hiçbir şekilde itiraz etmemeleri ve ne tavsiye ediliyorsa onların yerine getirilmesi talebi de öne sürülüyor. Ve savaş için para akışı asla azalmıyor. Ayrıca diğer ülkelerde darbeleri ve gerilimleri tırmandırmak için para hiçbir şekilde tasarruf edilmiyor. Geçenlerde Münih konferansı sırasında sınırsız Rusya suçlamaları yapıldı. Sanki bütün bu suçlamalar herkesin sözde kolektif Batı'nın son 10 yılda yaptıklarını unutabilmek için yapıldı. Yoksa şişeyi açıp da bu cinni çıkartan onlardı. Amerikalıların analistlerine göre
ki biz bu rakamları kendimiz vermedik. Amerikalılar kendileri veriyor. Amerika'nın başlattığı 2001 yılından sonraki savaşlarda 900 binden fazla kişi öldü. 38 milyon kişi mülteci statüsüne geldi ve bütün bunları açıkça itiraf ediyorlar. Bütün bunları şimdi silerek, tarihten ve insanın hafızasına silerek sözde barış savunucuları gibi bir rol edinmek istiyorlar. Sanki bu hiç yaşanmamış gibi. Ama dünyada bunu kimse unutmadı ve unutmayacaktır. Büyük insani kayıplarla hiçbiri onlar için önemli değil. Çünkü onlar için trilyonlarca dolar gelirleri var ve demokrasi, özgürlükleri, insan özgürlükleri sözleriyle neoliberal, totaliter rejimi ve değerleri empoze etmeye devam ediyorlar. Tüm halkları ve tüm ülkeleri kendi kontrolleri ellerine geçirmeye hedefliyorlar. Ve insanların bütün kavgalardan ve mevcut ekonomik ve sosyal ve etnikler arası gerilimlerinden uzaklaştırmak için kendi ülkelerinde gelişmeye devam eden. Geçen yüzyılda 1930'larda Avrupa aslında Nazilerin büyümeleri için adeta yol belirlemişlerdi ve yol haritası açmışlardı. Bu yüzyılda ise Ukrayna'nın neonazileşmesi için tamamen destek verdiler. Ki bu proje tarihçiler biliyor daha 19. yüzyıla kadar dayanıyor. O zaman da Avusturya, Macaristan ve Polonya'da bu projeyi geliştiriyorlardı. Tek bir hedefle bu tarihi olarak Rusya'ya bağlı olan toprakları, şu an Ukrayna dediklerimiz toprakları Rusya'dan koparabilmek için. Hedef buydu. Başka hiçbir hedef yok. Hiçbir yenilik yok. Her şey tekrarlanıyor her yüzyılda. Batı bu projeyi hızlandırmak için destek verdi ve 2014'deki darbeyi Ukrayna'da destekledi ki bu tamamen anti-yasal, anayasaya aykırı olan bir darbeydi. Ama hiçbir şey olmamış gibi doğal şekilde bu karşılandı, Batı tarafından desteklendi. Hatta ne kadar para tahsis ettikleri de belirlediler ve Ruslara karşı nefret, son derece saldırgan milliyetçilik körüklendi. Geçenlerde Ukrayna'daki neonazi gruplardan biri Edelweiss ismi verdi. Adeta Hitler dönemindeki taburların olduğu gibi Yugoslavya gerillalarına, İtalya gerillalarına karşı yaptıkları operasyonlarda kullandıkları gruplar, Das Reich veya Kuru Kafa emblemleri de çok popüler bir şekilde bütün Ukrayna'nın neonazi askerlerinin kıyafetlerinde var. Ukrayna silahlarına neonazilerin işaretleri yerleştiriyor ve neonaziler bunu gizlemiyorlar. Kimin mirasçı olduklarını da asla gizlemek istemiyorlar. Bunu açıkça beyan ediyorlar ve Batı'da bunu görmemeleri ve doğal bir şekilde karşılamaları çok şaşırtıcı. Neden? Çünkü onların umurunda değil. Bizimle savaşmak isteyen herkesi desteklerler. Rusya'ya karşı savaşmak isteyen herkesi destekler. Yeter ki Rusya'ya karşı ve Ruslara karşı savaşsınlar. O yüzden bütün yöntemler, teröristler olsun, neonaziler olsun, yani adeta şeytanı bile kendi saflarına alırlar. Yeter ki onların istediklerini getirsinler ve Rusya'ya karşı savaşsınlar. Anti-Rusya projesi aslında bize karşı revanşist politikasının bir parçasıdır ve Rusya'da çatışma bölgeleri oluşturmak için, istikrarsız bölgeleri oluşturmak için planının bir parçasıdır. Ve tek bir amaç var, bütün saldırı gücünü doğuya yönlendirmek ve Avrupa'da başkalarının elleriyle savaşı başlatmak ve rakipleri yok etmek. Biz Ukrayna halkıyla savaşmıyoruz. Bunu defalarca söylemiştik. Ukrayna halkı kendisi de Kiev rejiminin rejiminde rehin olarak kaldı ve Batı'nın rehin oldu. Ki onlar siyasi olarak, ekonomik olarak, askeri olarak ülkeyi ele geçirdiler. 10 yıllarca Ukrayna sanayisini yıprattılar. Yolsuzluklarla inanılmaz hırsızlıklar yapıldı. Eşitsizlik ve fakirlik körüklendi bazı Ukrayna bölgelerinde. Dolayısıyla askeri operasyonlar için insanları bulmada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü insanları bir koyun olarak görüyorlar bunlar ve kendi saflarını sırf para için ve ölüme yollamak için başka bir hedefleri yok. Ukrayna savaşını
tırmandırmadan olan sorumluluk tamamen Batı elitlerin üzerindedir ve Kiev rejimindedir. Şimdiki Kiev rejiminde. Kiev rejimi için Ukrayna halkı hiçbir umurunda değil. Ukrayna halkı şu an milli hedefleri için değil, üçüncü ülkelerin hedefleri ve çıkarları için kullanılıyor. Ve Ukrayna aslında Rusya'ya karşı bir poligon, bir lokomotif olarak kullanmışlardı. Rusya'nın, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdikleri silahların artışını engellemek için yaptıkları adımları bahsetmek istemiyoruz. Fakat ne kadar daha çok uzun menzilli silahları Ukrayna'ya göndermeye devam ederse Batı, biz de bu saldırıları kendi sınırlarımızdan uzaklaştırmak için zorunda kalacağız. Batı elitleri kendi hedeflerini gizlemiyorlar. Dedikleri gibi stratejik bir yenilgiye uğratma hedefi var Rusya'ya karşı. Bizim için ne anlama geliyor? Demek ki bizi yerde bir etmek, bizi yok etmek, haritadan silmek, yani lokal bir çatışmayı küresel bir çatışma haline getirme hedeflerini tutuyorlar ve biz bunları aynen öyle anlıyoruz ve aynı şekilde tepkisini de vereceğiz. Misillerimiz karşılıklı olacak çünkü şu an konu Rusya'nın varlığıdır. Fakat şunu da anlamaları gerekiyor. Savaş alanında Rusya'yı yenmeleri imkansızdır. Bunu çok iyi ve net anlıyorlar. Dolayısıyla mümkün mertebede agresif saldırgan informasyon savaşları sürüklüyorlar. Özellikle genç nesillere karşı ve burada da sürekli yalan haberleri yayıyorlar, tarihi bilgileri çarpıtıyorlar, bizim kültürümüze, Rus Ortodoks Kilisesi'ne, diğer geleneksel Rusya'daki dini kuruluşlara saldırıları ardı kesilmiyor. Kendi halklarına ne yaptıklarını görüyorlar, aile enstitüsünün maddi ve manevi değerlerin çarpıtılması, çocukların üzerinde artık her tür deneyler yapılıyor, cinsiyet değiştirme gibi haklar veriliyor, cinsel istismarlar artık normal ve hak haline geldi Batı'da. Yani kendi ülkelerinde ne yapmak isterlerse yapsınlar, biz onlara karışamayız. Ama olgun insanlar istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Biz zaten olgun insanların, yetişkin insanların, erişkin insanların özel hayatlarına asla karışamayız. Ya Rusya'da da kimse erişkin insanların özel hayatına karışmaz. Fakat şunu da hatırlatmak istiyoruz. Bakın, kutsal kitaplara bakın, İncil'e bakın, Kur'an'a bakın. Orada her şey çok net bir şekilde yazılmıştır. Ve Allah bize bunu bildirmiştir. Ailenin bir kadından bir erkeğin evliliği, ailesi olduğunu bildiriyor bize Allah. Fakat bu kutsal mesajlarda, kitaplarda artık tartışılmaya başladı. Geçenlerde Anglikan Kilisesi, sanki böyle planları varmış diye haberler geldi. Cinsiyeti eşit olan Tanrı'yı tartışıyorlarmış. Yani ne yaptıklarını anlamak bile mümkün değil. Tanrı'nın haşa cinsiyetini tartışıyorlar şu an. Milyonlarca insan Batı'da onları tamamen manevi bir felakete sürüklendiğini anlıyorlar ve Avrupa elitleri artık çıldırmış durumdalar. Bunun tedavisi yok sanırım ama yine de bunlar onların sorunlarıdır. Biz de kendi çocuklarımızı, kendi geleceğimizi korumamız gerekiyor ve manevi ahlaki dejenerasyondan çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Batı elbette toplumumuzu yıpratmaya ve parçalamaya hedef koymuştur ve bütün zamanlarda hainleri güçlendirmeye ve kendi halklarına ihanet yapmalarını tetikleyeceklerdir ve bu ihaneti para karşılığında daha da arttırmaya çalışacaklardır. Bu her zaman vardı. İhanet yoluna giren, terör eylemleri yapanlar, kendi ülkelerinin, kendi toplumun güvenliğine karşı yapanlar bütün sorumluluğunu yasal yollarla verecektir. Fakat biz hiçbir zaman Kiev rejimine ve Batı elitlerine benzemeyeceğiz. Ve cadı avına çıkmayacağız.
hatayı yapanlara ve vatanını ihanet edenlere asla cadı avına dönüştürmeyeceğiz. Bu artık onların vicdanında kalsın ve onlar Allah'a eninde sonunda cevabı verecekler bu yaptıklarından. Önemli olan Rusya'daki insanlar, Rusya vatandaşları ondan sonra bu yaptıklarına değerlendirsinler ve gereken tepki göstersinler. Gurur diyorum ki Rusya'nın çok etnik ve çok milletten oluşan toplumu, vatandaşlarımızın büyük bir kısmı özel askeri hareket konusunda çok prensip ve kararlı bir tutum sergilediler ve bu hareketin amacını ve hedefini anladılar ve Donbas'ı desteklediler ve bu destekte vatanseverliğin örneğini gösterdi Rus halkı. Ki Rus halkının, Rusya'daki tüm halkların örnek tavrını görüyoruz. Her bir vatandaşımız Rusya ile ayrılmaz bağlantısını anlıyor ve algılıyor ve kaderinin Rusya ile bağlı olduğunu hepimiz çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Tüm Rusya halkına cesaretleri ve kararlılığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kahramanlarımıza, askerlerimize, subaylarımıza, denizcilerimize, polislerimize, özel hareket operasyona katılan herkese, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyet'teki askerlere, gönüllü askerlerimize, vatansever güçlerimize, savaşanlara hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ve bugünkü konuşmamız sırasında hepinizi ismen söyleyemediğim için özür diliyorum. Bu metni hazırlarken uzun uzun bir liste oluşturdum. Bahsetmek istediğim kahramanların ve birliklerin isimlerini tek tek saymak için. Sonra hepsini çıkardım bugünkü konuşmadan. Çünkü hepsini seslendirmek mümkün değil. Çok geniş bir liste olacak ve unutabileceğim birileri olursa onları haklarını yemiş olacağım diye ve üzeceğim diye çıkardım o listeyi. Eşlerine, ailelerine, çocuklarına saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz ve bütün doktorlarımıza, askeri doktorlara, hemşirelere, yaralı olan askerlerimize destek verenlere, demir yolları çalışanlara, inşaatçılara, şu an zor şartlarda askeri harekat şartlarında sivil konutları inşa etmeye devam eden inşaatçılara, savunma sektöründe çalışan çalışanlarımız, neredeyse 24 saat çalışan bütün personelimize, tarım sektöründe çalışan vatandaşlarımıza ve ülkenin gıda güvenliğini sağlayan bütün vatandaşlarımıza içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Öğretmenlerimize, genç nesillerin vatansever şekilde yetiştirmek için gayret edenlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle askeri harekat sınırlarında çalışan öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. O bölgelere, savaş bölgelerine gidip gönüllülere, konservelerine, kültürel faaliyetleri sürdürenlere, gazetecilere, kendi hayatlarını riske atarak o bölgeye askerlerimizi ve halkımızı desteklemek için hizmet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Gazetecilerimiz en zor şartlarda gerçekleri yansıtmak için o bölgelere gidiyorlar. Dini kurumlarımızın başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hikmetli sözünü, Allah'ın sözüyle kalplerimizi cesaretlendiriyorlar ve bize ilham veriyorlar. İnsani ve vatansever görevlerini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Donetsk ve Lugansk bölgesi vatandaşlarına, Herson ve Zaporojye bölgesindeki hepiniz kendi geleceğinizi belirlediniz ve kaderinizi Rusya ile bağladınız. Net bir karar verdiniz. Tehditlere ve neonazilerin saldırılara rağmen net bir kararınızı verdiniz. Hemen yanınızda sürekli savaş devam ediyor ama siz kararınızı verdiniz ve bu kararlılığınızın Rusya ile birlikte olma kararlılığınızdan daha güçlü bir şey yoktur. Kendi vatanınızla birlikte olma kararınızdan daha önemli bir şey yoktur. Şunu da vurgulamak istiyorum. Salon'un gösterdiği bu tepki, Donetsk ve Lugansk halkını destekleyen tepki çok önemlidir ve hepsine teşekkür ediyoruz.
biz artık kapsamlı bir şekilde sosyal ekonomik kalkındırma politikasını geliştirmeye başladık bu bölgeler için. Ve konu bu bölgelerdeki hem Azak Denizi limanları hem sanayi tesislerini yeniden canlandırmak için planlar geliştiriyor. Azak Denizi artık Rusya'nın iç denizi haline tekrar geldi. O bölgede karayolları yeniden onarmak için çalışmalara başlattık ve karayolları sayesinde Rusya ile bütün bağlantının yeniden restore edildi ve ortak çabalarla birlikte bütün bu planları hayata geçiririz. Şu an Rusya Federasyonu bütün bölgeleri, şehirleri somut bir şekilde her Donetsk ve Lugansk şehrine destek veriyor ve bunu samimi şekilde yapıyorlar. Kardeş desteği sunuyorlar ve biz artık birlikteyiz. Dolayısıyla daha güçlü, daha kalabalık bir ülke haline geldik ve bu topraklarımıza uzun vadeli barışın ve istikrarın dönmesi için ve insanların güvenliğin dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam ederiz. Bunun için kendi tarihimiz için, atalarımız, dedelerimiz için, tarihi adaletin yeniden canlandırılması için askerlerimiz, kahramanlarımız şu an orada mücadele ediyorlar. Değerli dostlar, askeri kardeşlerimizin, asker kardeşlerimizin, kahramanlarımızın, şehit olan kardeşlerimizin anısına bir dakika susma ilan ediyorum. Teşekkür ederim. Hepimiz anlıyoruz ki askerlerimizin eşlerine, çocuklarına, şehit olanların ailelerine ne kadar zorlu bir dönemden geçtiklerini hepimiz anlıyoruz. Vatansever, kahraman oğullarını yetişen anne babaların ne kadar zorlu dönemden geçtiklerini hepimiz anlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında, İkinci Vatansever Savaşı sırasında Donbas'ı ve Lugansk'ı savunan dedelerimiz olduğu gibi onlar da şu an kendilerini feda ederek vatanları için, vatanları uğruna şehit oldular. Ve bizim görevimiz oğullarını, babalarını kaybeden ailelerine destek olmak, çocuklarını yetiştirmek için onlara iyi bir eğitim vermek ve Rusya'da iyi bir şekilde yaşamlarını sağlamak bizim görevimizdir ve özel askeri harekat operasyonuna katılan her askerin, her şehidin ailesi özel bir saygı ve özel bir koruma altında olması gerekiyor ve onların her tür ihtiyaçlarını anında hiç bekletmeden karşılamamız lazım. Dolayısıyla özel devlet bir fonu kurmayı teklif ediyorum. Hedefli isimli bir yardım yapacak. Şehit olan askerlerimizin ailelerini, akrabalarını, çocuklarına yardım edecek bu vakıf. Bu vakıf verilen tüm sosyal, tıbbi, psikolojik ve eğitim yardımlarını koordine edecek. Sağlık konularını çözecek. Eğitimde, spor konularında, girişimcilik konusunda, yeterlilik artırma konusunda, yeni meslek edinme konusunda onlara, şehit ailelerine yardımcı olacaktır. Ve fonun ayrı görevi de gazi olan kahramanlarımızın ev bakımı, yani sakat olan askerlerimize yardım göstermek için de özel program başlatacaklar ve Rusya'nın bütün bölgelerini tüm organizasyon konuları en kısa zamanda çözmek için size görev veriyorum. Bu vakfın, bu fonun çalışmaları en kısa şekilde açılması gerekiyor ve bu çalışma tek pencere şekilde, herhangi bürokratik engellem olmadan çok hızlı bir şekilde çalışması lazım ve şehit olan her aile için biz sorumluluk taşıyoruz vatanımızda. Her gazinin ailesi mutlaka kendi özel sosyal personelimiz sorumlu olması gerekiyor. Bir koordinatörüsü, koordinatörü tahsis edilmesi gerekiyor. Ki sürekli 24 saat bağlantıda olacak ve ortaya çıkan tüm meselelerin sıkıntılarını çözmekten görevli olacak ve bu fonun çalışmaları Rusya'nın tüm bölgelerine açılması ve faaliyete geçmesi gerekiyor.
İkinci Dünya Savaşı gazilerine veya özel hareketlerin katılan askerlerin destekleme fonları zaten faaliyet gösteriyor. İleride yeni oluşturacağımız fon bu konulara da uğraşacağını düşünüyorum ve hükümet kurumlarına da bu konuyu iyi değerlendirmeni tavsiye ediyorum. Fakat böyle bir fonun kurulması aslında diğer devlet kurumlarının sorumluluğu asla azaltmıyor. Tüm bölgelerden, tüm belediyelerden ileride de şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize, sakat kalan askerlerimize özel ilgi ve özel yardım etmeleri konusunda devam etmelerini rica ediyorum. Belediye başkanları, bölge başkanları sürekli askeri harekat operasyonu topraklarına geliyorlar. Kendi vatandaşlarını, kendi bölgelerinden gelen askerleri destekliyor. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Sözleşmeli askeri personelde, gönüllü olan askerlerde aynı şekilde şu an bu zorlukları yaşıyorlar ve yaralanmadan dolayı veya sağlık yardımları konusunda bize bazen gelen şikayetler oluyor ki valiler de bize bildiriyorlar. Askeri savcılık konusunda veya insan hakları sorum ombudsmene de mutlaka bu konuların iletilmesi gerekiyor. Bize gelen mesajlara göre bir takım sıkıntılar yaşanıyor ve her durumda mutlaka bu konuların araştırılması gerekiyor. Özel askeri harekat bölgesinde çok büyük fiziki, psikolojik risklerden karşı karşıya kalıyor insanlar ve askerlerimiz. Dolayısıyla seferber olmuş askerler için, tüm özel askeri harekat katılımcıları için ki gönüllü olanlar dahil, düzenli tatil en az 14 gün ve 6 ayda bir kere olmak şartıyla 14 günlük tam kapsamlı tatil yapma hakkı tanınması gerekiyor. Yol günleri sayılmamakla birlikte. Dolayısıyla her askerin ailesini ziyaret etme imkanı olsun, akrabalarla birlikte vakit geçirebilme fırsatı olsun diye. Değerli meslektaşlarım, değerli vatandaşlarım, devlet başkanı kararıyla 2021-2025 yılları için Rusya Savunma Bakanlığı'nın stratejisini belirleyen bir yasamız var. Fakat gereken tahsihler de yapılıyor. Bir sonraki adımlarımızda Rusya askeri güçlerin, silahlı güçlerinin ve filosunu güçlendirme konusunda yeni adımlar da yapılacak. Ve şu an edindiğimiz gerçek askeri deneyim son derece önemlidir ve elde ettiğimiz deneyimler aslında bizim için paha biçilmez değerde ve burada edindiğiniz deneyim aslında bir sonraki stratejilerimize ve gelişmekte olan stratejilerimize mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Şu an yeni en modern silahların donatılma aşaması %91'e kadar ulaşmıştır Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde ve biz aynı seviyeyi tüm diğer yedek parçalarında olsun, tüm diğer silahların tedariki konusunda ve temini konusunda bu değerlere çıkmamız gerekiyor. Subaylar ve yarbaylar kendilerini son derece modern, eğitimli, cesur kumandanlar olarak gösterdiler ki onların sayısı çok büyüktür. Öncelikli olarak askeri yüksek okullarına ve Savunma Bakanlığı'nın genel kurmayında görev yapmak için terfi edilecektir. Elbette hem sivil kurumlarında hem devlet bürokratik kurumlarında da bu güçlere, bu personelimize ağırlık verilmesi gerekiyor ve insanlar şunu anlamaları gerekiyor. Vatanları onların verdikleri fedakar hizmetlerine her zaman değer veriyor ve her zaman onları kendi güçlerinde görmek istiyor, destek çıkıyor onlara. Bunu göstermemiz gerekiyor ve en modern askeri teknolojiyi artırmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni çalışmalar, yeni silah, yeni nesil silah çalışmaları şu an elimizde var her alanda. Ve birçoğu kendi teknik özellikleri açısından Batı'nın örneklerinin çok çok üstesinde. Karşımızda olan hedef seri üretimini başlatmak ve bu çalışmalar yapılıyor. Bu tempolar gittikçe artıyor her gün. Kendi fabrikalarımızda, kendi tesislerimizde, Rusya ekipmanlarımızda, Rusya Ar-Ge çalışmaları sayesinde aktif bir şekilde devlet savunma ihalesinin hayata geçirilmesi alanında arttırılıyor. Şu an bizim fabrikalarımızda ve mühendislik bürolarında hem deneyimli uzmanlarımız çalışıyor, hem daha çok genç uzmanlarımız, yetenekli
yenilikçiye yönelik çalışan gençlerimizin sayısı artıyor. Zafere kavuşmak için elimizden geleni yapmak için hazırız ve hepimiz gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Muhakkak iş garantileri de artıracağız. Hem maaşlar hem sosyal destekler konusunda özel bir program başlatmayı teklif ediyorum. Savunma sektöründe çalışan elemanlar için yeni kira anlaşmaları ve yeni kira paketleri de geliştirmeyi teklif ediyoruz. Çünkü kiraladıkları evlerin karşılığının büyük bir kısmını devlet karşılayacaktır bundan sonra. Daha önce hükümetle bunları konuştuk. Tüm hükümetlerimiz, tüm bakanlıklarımızı bu konuyu değerlendirmeleri ve böyle bir kiralık evlerin, apartmanların, konutların yapılması konusunda çalışmaları başlatmaları gerekiyor. Özellikle savunma sektöründe en aktif olan bölgelerde yapılması gerekiyor bu tarz konutların. Batı, dediğim gibi, bize karşı sadece askeri enformasyon savaş başlatmadı. Aynı zamanda ekonomik savaş cephesini de açtı. Fakat hiçbir yerde başarılı olamadı ve asla başarılı olamayacaktır. Hatta yaptırımları uygulayanlar kendi ayaklarını ateş ediyorlar. Kendi ülkelerinde enflasyon, istihdamın azalmasını, enerji krizini tetikliyorlar ve tesislerin, fabrikaların kapatılmasını tetikliyorlar ki bunun sorumlusu da kendi halkına doğru Rusya'nın olduğunu söylüyorlar. Bize karşı bu yaptırım savaşında ne gibi yöntemler kullanıldı? Rusya'daki şirketlerin tüm ilişkileri kapattılar, finans sistemlerini kapattılar ekonomimizi yerle bir etmek için. İhracat piyasalarına çıkışımızı engellemek için elinden geleni yaptılar. Bu tamamen bir hırsızlıktır. Yani ve hırsızlık operasyon içerisinde döviz rezervlerimize el koydular ve onlara erişimizi engellediler ve enflasyonu körüklemek için inanılmaz baskılar yaptılar. Ama aslında bütün bunlar araçtır. Hedefleri ise çok net. Net bir hedefleri var. Rusya'yı ızdırap çekmeyi ve dizüstü çökmeyi zorlamaktır. Böyle çok insani hedefleri var Batı'nın. Halkımıza ızdırap çektirerek, dizüstü çökerterek ve onlardan af istememizi zorlamak istiyorlar. Fakat onların bu hesapları hiçbir zaman hayata geçirmeyecektir. Rusya yönetimi, Rusya ekonomisi beklediklerinden çok çok daha güçlü çıktı. Ortak faaliyetlerimiz sayesinde hükümetin, parlamentonun, bankacılık sisteminin de Rusya'nın birimlerinin ortak çalışmaları sayesinde ekonomik durumun istikrarını sağladık. Vatandaşlarımızı savunduk, istihdamı koruduk ve piyasada herhangi bir açlığın olmamasını sağladık. Finans sistemini destekledik, girişimcileri destekledik. Kendi işlerini geliştirmek için girişimcilere destek çıktık ve ülkenin gelişimine ve ülkenin gelişmesine sahip çıkan herkese destek verdik ve iş sektörünü 1 trilyon rublelik kadar destekleme paketi de açıklandı ve şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu emisyon paraları değil bunlar. Hepimiz kendi kaynaklarımızdan, kendi piyasa ekonomimizden hazırlanıyor. Enflasyonu körüklemiyor bütün bunlar. Ve 2022 sonuçlarına göre gayri safi yurt içi hasıla azaldı ve geçenlerde Ekonomi Bakanı bana bunu söylemişti ve dün bu bilgiler açıklanmıştı. Her şey planınıza göre gidiyor. Bize zaten ekonomi gerilemesi %20-25 olacağını söylüyordu Batı. Ama geçenlerde 2.5 olduğu ortaya çıktı. 2022'de %2.1 geriledi yurt içi milli hasıla. Ki geçen sene Şubat, Mart ayında bizim tamamen çöküşü, yani Rusya'nın yerle bir olacağını Batı söylüyordu. Rusya'daki firmalar lojistik zincirleri yeniden kurdular ve bizimle çalışmak isteyen birçok ülke varmış. Yani dünyanın büyük bir kısmı bizimle çalışma konusunda bir sıkıntı çekmiyor. Uluslararası hesaplaşmalar konusunda Aralık 2021'e karşı iki katına çıktı uluslararası hesaplaşmalar. Dost olan ülkelerin dövizlerine bakarsak %50 artış sergiledik ve
bizim partnerlerimizle birlikte istikrarlı, güvenli finansal hesaplaşmalar sistemi oluşturma konusunda çalışmalarımıza devam ederiz. Dolara veya Batı rezerv dövizlerine bağlı olmadan ki Batı elitlerin, Batı liderlerin politikasıyla kendi ağırlıklarını ve evrensel ağırlıklarını kaybetmeye devam edecektir bu rezerv dövizler. Kendi elleriyle kendilerini çökertiyorlar. Devam etsinler. Biz yapmıyoruz. Bunları kendileri yapıyor. Döviz veya euro veya rezerv dövizlerdeki hesaplaşmaları biz azaltmıyoruz ki. Onlar yapıyorlar kendi elleriyle. Öyle bir deyim var biliyorsunuz Rusya'da. Toplar, yağ yerine toplar. Elbette ülkenin güvenliği ve stratejik güvenliği çok büyük bir önem taşıyor. Fakat geçmişte yaşanan hataları asla yaşatmamız gerekiyor. Kendi ekonomimizi çökertmemiz gerekiyor. Hem güvenliği arttırmak için hem emin gelişimi sağlamak için hepimiz var ve biz bu mantıkla hareket ediyoruz ve bu şekilde yürümeye devam edeceğiz. Birçok temel sivil sanayi sektörler geçen sene gerilemek yerine artış sergilediler, üretim artışlarını sergilediler. Konut inşaatı konusunda ilk defa Rusya tarihinde 100 milyon metrekare rakamlara ulaştı. Tarım sektörüne bakarsa geçen sene tarihi bir zirveye ulaştık ve iki haneli artış sergiledi. Çok teşekkür ediyoruz tarım sektöründe çalışan bütün vatandaşlarımıza. Rus tarımcıları gerçekten rekorlara imza atıyorlar ve Rus tarımcılar geçen sene rekor bir rekolte elde ettiler. 150 milyon ton buğday, ondan da 100 milyon ton buğday elde ettiler. 2030'a kadar ihracat hacmimizi, buğday ihracatımızı 55-60 milyon ton kadar çıkacak. 10-15 sene önce bu inanılmaz, yani hayali bir rakamlar olarak geliyordu. Buna hiçbir zaman ulaşamayacağız gibi geliyordu ama bütün bunları biz bugün yapıyoruz. Ve hepimiz hatırlıyoruz ki çok kısa bir süre önce eski Başbakan Yardımcısı ve Tarım Bakanımız 60 milyon toplam Rusya çapında toplamıştık buğdaydan. Şu an 55-60 milyon tonu ihraç ediyoruz. Eminim bu patlamaları büyüm yaşamak için tüm imkanlarımız var. Biz istihdam piyasasından da hiçbir gerileme yaşamadık. Tam tersi istihdamımız geriledi. Çalışanların sayısı arttı. Bu kadar yaptırımlara ve sıkıntılara rağmen istihdam piyasası büyümeye devam ediyor. Ve istihdam piyasası daha güvenli hale geldi. Pandemiden önce 4.7 oranındaydı işsizlik oranı. Şu an 3.7. Doğru mu söylüyorum? 3.7 değil mi? Sayın Başbakanımıza soruyor. Tarihi minimumdayız. Rusya ekonomisi, tekrarlıyorum, ortaya çıkan tüm risklerin üstesinden geldi. Evet, bu risklerin büyük bir kısmı önceden hesap etmek imkansızdı. Ve çok hızlı bir şekilde adeta anında tepki göstermemiz gerekiyordu ortaya çıkan sıkıntılara rağmen. Hem devlet düzeyinde hem iş sektöründe kararlar çok kısa ve çok hızlı bir şekilde alınması gerekiyordu. Ve bu konuda özel girişimciler büyük bir rol üstlendiler. KOBİ'lerimiz büyük bir rol üstlendiler. Bunu asla unutmamamız lazım. Biz fazla olan bürokrasi baskısını da engellemiş olduk KOBİ'lerin üzerinden. Ekonomik gerilme geçen sene sadece ikinci yarısında kaydedilmişti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de artık bir büyümeye geçtik. İkinci çeyrekte gerilemekle üçüncü ve dördüncü çeyrekte artışa geçti Rusya ve Rusya'daki ekonomi yapısal olarak yepyeni şekillere gelişmeye başladı. Yeni küresel piyasalar açıldı. Asya Pasifik bölgeler dahil olmak üzere bilimsel Ar-Ge çalışmalarımız, KDV'si yüksek olan ürünlerin satışı artıyor. Böylece inanılmaz büyük potansiyelimizi tüm sektörlerde yeni ülkelere açmak için imkan sağlıyor. Ve bu sene iç talebin artması da bekletiliyor. Eminim şirketlerimiz bu fırsatı kullanacaklar ve iç üretimi
arttırmak için, en çok talep edilen ürünlerde iç üretimi arttırmak için kullanacaklardır. Ve Batı şirketlerinin Rusya piyasasından çekilmesinden sonra açılan fırsatları mutlaka değerlendirecekler ve kullanacaklar. Tüm bu tabloyu göz önünde bulundurarak ve hangi konuları lojistik olsun, teknolojik finans sektöründe çözmemiz gerekiyorsa, personelde gerekiyorsa biz başarılı bir şekilde çalışıyoruz. Biz defalarca ekonomimizin yapısını değiştirmemiz gerektiği konusunda söylemiştik. Şu an ise bu değişiklikler artık hayati bir önem taşıyor ve bütün bu tabloyu değiştiriyor. Çok hayırlı bir şekilde değiştiriyor. Neler yapılması gerektiğini, istikrarlı bir gelişim, neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Egemen, bağımsız gelişimimiz için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bütün harici baskılara rağmen biz elbette büyümeye devam edeceğiz ve ülke çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çalışmalarımızın amacı mevcut şartlara uyum sağlamak değil. Stratejik olan hedefimiz ülkemizi ve Rusya ekonomisi yeni sınırlara, yeni boyutlara taşımaktır. Şu an her şey değişiyor dünyada. Çok hızlı bir şekilde değişiyor bu dünya. Sadece tehditler ve sıkıntılar dönemi değil, fakat fırsatlar döneminden de geçiyoruz. Ve bu gerçekten çok doğru bir tespit. Bu fırsatları ne şekilde değerlendirebilirsiniz, geleceğimiz de ona bağlı. Mutlaka bütün bürokrasi baskıyı, kurumlar arasındaki tüm çatışmaları, tartışmaları kaldırmamız gerekiyor. Her şey şu an sonuca odaklanmalı. Rusya'nın büyümesine odaklanmalı. Rusya'nın küçük işletmenin, KOBİ'lerin başarılı startupları artık bir başarıdır. Yani defalarca şunu söylemiştik. Birçok fabrikamız açıldı. Yeni kreşler, yeni okulların açılması bir zaferdir. Yeni yolların, yeni bilimsel keşiflerin yapılması o da bir başarıdır, bir zaferdir. Hepimizin ortak zaferinin küçük bir payı da olsa hepimizin ortak zaferidir. Hangi destinasyonlarda daha çok partnerlik çalışmalarımızı odaklamamız gerekiyor? Hem KOBİ'lerin hem devlet partnerliklerin. Her şeyden önce perspektifli dış ekonomik ilişkileri geliştireceğiz. Yeni lojistik koridorları geliştiriyoruz. Moskova-Kazan hızlı otobanı büyütme kararı alındı. İleride Irkutsk'a ve Vladivostok'a kadar bu hızlı otoban kurulacak. Daha sonra Kazakistan, Moğolistan ve Çin'e kadar uzatılacak. Ki bu da ekonomik bölgelerimiz, bu bölgelerden ve Pasifik bölgesi ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi genişletecektir. Karadeniz ve Azak Denizi limanları geliştirmeye devam ediyoruz ve şu anda ki birçoğunuz günlük ortamda bu konularla ilgilenen arkadaşlarımız biliyor. Güney-Kuzey koridorunun, su koridorunun genişletilmesine önem vereceğiz. Bu su koridorunun yeni işbirlikleri için İran'la, Pakistan'la, Orta Doğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmek için fırsat açacaktır. Ve planlarımızda demir yolların batı ve Trans-Sibirya ve Kamçatka'ya kadar demir yolların kurulması konusunda büyük bir önceliğimiz var ve Sibirya, Arktik bölgelerinin ve Uzak Doğu bölgelerinin geliştirilmesi artık Rusya için stratejik bir önem taşıyor. Altyapısal projelerin, iletişim, komünikasyon, yolların inşaatı konusunda büyük stratejik planlarımız var ve yolların %85'i Rusya çapında yenilenecektir ve yenilenmiş şekline hizmet alacaktır. Bütün Rusya'nın bölgelerinde %85'i yenilenecek. Ayrıca ücretsiz gaz ulaştırma politikasına devam ederiz ve tüm sosyal tesislere, okullara, polikliniklere, hastanelere, devlet kurumlarında, köylere kadar uzatılacaktır ve vatandaşlar için bu program sürekli olarak ücretsiz çalışacaktır ve gaz temin, doğal gaz temin etmek için tüm hanelere kadar, tüm evlerine kadar mümkün hale gelecektir. Bu yıldan itibaren konut işletme tesislerine de en az 4.3 trilyon rublelik bir yatırım projesiyle devletin bu konuya destek verilecektir. Yani sosyal konutlardaki ve konutlardaki altyapıların
geliştirilmesi, yenilenmesi için büyük bir katkı sağlayacak devlet ve bunun istikrarlı bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Ayrıca teknolojik imkanlarımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Rusya'daki sanayi sektörlerin hızlı bir şekilde artışını sağlamamız gereken projeler oluşturmamız gerekiyor. Şu an imtiyazlı kredileri sadece bir üretim alanları satın almak için değil, fakat onların inşaatı ve yenilenmesi için de alınabilir ve bu kredilerin miktarları defalarca farklı bakanlıklar düzeyinde konuşuldu ve hayli yüksek oranda bu imtiyazlı krediler verilecektir. 500 milyon rubleye kadar imtiyazlı krediler verilecek bu projeler için. %3 ile %5 kadar, 5 ile 7 yıl arası verilecek bu imtiyazlı krediler. Bence bu çok uygun bir kredi programı olacak ve bunu işletmelerimiz tarafından talep edileceğine eminim. Bu yıldan itibaren sanayi sektörlerin yeni çalışma rejimleri de ortaya çıktı. Artık vergi kolaylıkları da sağlandı ve inovatif ürünlerin piyasaya çıkan yeni inovatif ürünlerine uzun vadeli devlet tarafından ihalelerle desteklenecek. Ve bu bütün bu tedbirler 2030 yılına kadar 10 trilyon ruble kadar yeni projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olacaktır. Ki 2023 yılında 2 trilyon ruble kadar yatırım yapılacaktır bu projelerin geliştirilmesi. Bu tahminler değil, bu net belirlenmiş programlardır, hedeflerdir. Dolayısıyla hükümetimizin, tüm bakanlıklarımızın bu programların hayata geçirilmesi için çok net yol haritası oluşturdular ve sistemli bir şekilde hem vergi imtiyazları konusunda hem sanayi sektörlerin desteklenmesi konusunda sistemleri geliştirsinler. Finans kuruluşlarımız vergilendirme ve kredilerin sağlanması konusunda ne kadar titiz olduğunu biliyoruz. Fakat yaratılışçı bir yaklaşım mutlaka sizin de el atmanız gerekiyor. Biliyorum çok sıkısınız ama biraz daha kreatif olun lütfen. Bu seneden itibaren Rus şirketlere gelir vergisinin oranını azaltabilirler. Eğer Rusya'da imal edilmiş yazılımları ve ürünleri ve programları satın alırlarsa ve bu vergi kolaylıkları aslında çok kolay bir şekilde hesap ediliyor. Yani Rus şirketin böyle bir yazılım satılmaya yatırdığı her ruble için 1,5 kadar vergi düşüşü yapılacaktır. Böyle bir vergi kolaylığını mutlaka Rusya'nın yüksek teknolojik ekipmanların ve yazılımların desteklenmesi için tüm işletmeleri ve tüm sektörlere yayılmasını teklif ediyorum. Ve bu imtiyazların verilmesi konusunda net bir programın yazılmasını teklif ediyorum. Bu çok güzel bir çözüm ve karar, ekonomiyi canlandıracaktır ve kalkındıracaktır. Ekonomik büyüme konusunda yeni finansman ve yeni yatırım piyasaları oluşturmamız gerekiyor. Güçlü ödeme dengesine sayesinde Rusya'nın yurt dışından, batıdan para talep etmesi ve borçlanması gerekmiyor. Onlardan teşekkürlerden ve diz çökerek para istememiz gerekmiyor. Sonra ne kadar para ödeyeceğiz, ne kadar faizler ödeyeceğiz gibi bir ricada da bulunmak istemiyor. Rusya'daki bankalar çok istikrarlı bir şekilde çalışıyorlar ve paraları da yeterli miktarda vardır. 2022 yılında kredileme oranı da arttı yani savaşa rağmen, ki çok korku vardı bu konuda, ama biz yine de kredileme oranımızı artırdık ve artışı hepimiz görüyoruz. %14 artış gösterdi ki 2020 yılına nazaran daha fazla. Herhangi bir askeri harekatın olmadığı durumda bile bu kadar artış olmadı. 2021'deki artış %11.7 idi. 2022'deki artış %14'tü. İpotek portföyü de arttı. %20.4'e kadar ulaştı. Geçen sene bankacılık sektörü de gelirle çalıştı. Evet, belki 21 yılına kadar bu kadar karla çıkmadı ama yine de 203 milyar rublelik karla çıktı bankacılık sektörü. Bu da bankacılık sektörlerinin ne kadar istikrarlı ve sağlam olduğunun göstergesidir. 2020 sonuçlarına göre hedef belirlediğimiz %4'e doğru gerileyecektir. Ki bazı Batı Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde %17-20 kadar enflasyon oranı var. Bizdeki net rakamlar
dördün biraz fazla şu an Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası aralarında tartışıyorlar. Yani %5'i geçmeyecek. Yani belirlediğimiz hedefinin sınırına çıkmayacaktır. Bu makroekonomik göstergelerin çerçevesinde uzun vadeli kredi faizlerin azaltılması konusunda da bütün imkanlar sağlanacak. Dolayısıyla krediler tüm girişimciler için çok uygun ve pratik şekilde verilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın uzun vadeli mevduatları konusuna da destek sağlamamız gerekiyor. Onların da yatırım sektörüne daha aktif katılmaları için Devlet Duma tarafından yeni yol haritaları, yeni devlet programları geliştirmemiz gerekiyor. Bu sene Nisan ayından itibaren mevduatların Rusya ekonomisinde daha aktif çalışması için ve insanlar daha çok bankalara para yatırmak için, yurt içinde para kazanmak için imkanlar, olanaklar sağlamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın gönüllü olarak emeklilik fonlarına para yatırmalarını desteklememiz gerekiyor. Ayrıca bankadaki mevduatlarının sigorta edilmesi konusunda da ilave garantiler verilmesi gerekiyor. Şu an 1.4 milyon ruble kadar mevduatlar garantili bir şekilde bankalarda verilmiştir. Şu an bu rakamı arttıran 2.800 milyon rubleye kadar devlet garantili verili mevduatlar için. Ayrıca vatandaşların mevduatlarını diğer uzun vadeli yatırım araçlarından da güvenliği sağlamamız gerekiyor. İşte finans aracıların iflaslarına karşı korumamız gerekiyor. Hızlı büyüyen yüksek teknolojik iş sektörlerini desteklememiz şarttır. Onlar için hisselerini iç fon piyasalarında ve yerleştirmesi imkanı tanınacaktır. Hem şirketler için vergi kolaylıkları sağlayacaktır ve bu şirketlerin hisselerini satın alan vatandaşlarımız için de vergi imtiyazları sağlanacaktır. Özel sektör Batı'nın baskılarının uyguladığı dönemde ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı bir şekilde değişen şartlara adapte edebildiğinin göstergesidir. Ve her iş girişimi, vatanın hayrı için çalışan her iş girişimi mutlaka desteklenmeli. Ve bu konuda bazı ceza hukukunun ordularının özellikle ekonomik suçlar konusunda ceza kanunlarının maddelerini gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Elbette devlet bu sektörü kontrol etmesi gerekiyor. Asla bu konuda her şeyi affedelim, bırakalım demek doğru olmaz. Ama finans sektöründeki kriminal şemalardan arındırmak için çok hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ve eminim devlet kurumları iş sektörleriyle birlikte çok sıkı bir şekilde yürütecekler ve parlamento ile birlikte, meclisimiz ve Duma ile birlikte offshore ekonomimizi offshore sisteminden kurtarmak için ve offshore'lardan çıkıp da Rusya'nın topraklarında faaliyet yapması için destek sağlamamız gerekiyor. Bu temel hedefimizdir ve temel yaklaşımımızdır. Bu bağlamda değerli vatandaşlarım, kısa bir felsefik ne söylemek istiyorum bu bağlamda ayrıca. Hepimiz ne gibi sıkıntılardan Sovyet sisteminin, son dönemlerde Sovyet sisteminin karşılaştığını biliyoruz. Ve SSCB dağıldıktan sonra bu planlı ekonomisi 90'lı yılların kaos ortamında ülke yeni tip ekonomiyi, piyasa ilkeleri çerçevesinde yeni ekonomi kurmaya başladı. Evet doğru, bu konuda örnek olarak Batı ülkeleri bize oldular ki Batılı ülkelerin danışmanları neredeyse her yerde dop doluydu. Ve sadece Batı modelini kopyalayalım, o şekilde oluşturalım diyorlardı, bize yeterli olur diyorlardı. Hatta aralarında tartışmalar oluyordu Amerikalılar, İngilizler ve Batılılar arasında Rusya ekonomisi ne şekilde gelişmesi gerekiyor diyor. Ama sonuçta ne oldu? Ulusal ekonomimiz Batı'ya odaklı oldu eninde sonunda ki aslında ham madde kaynağı olarak onlar bizi gördüler. Bunun sebebi de anlaşılıyor ve çok net. Yeni oluşan iş sektörü, Rusya iş sektörü elbette bütün diğer ülkelerde olduğu gibi kar etme
odaklıydı. Hızlı ve kolay bir kar etme konusuna odaklıydı. Bu karı sağlayan kimdi? En çok satılan ham madde, petrol, gaz, metaller, ahşap, ağaçlar, orman satışı. Yani böyle bir olanak mı yoktu acaba uzun vadeli yatırımlar yapmak için Rusya ekonomisine? Bu da tartışılır bir konu. O başka sektörler neden yavaş gelişiyordu? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat bu trendi yıkmamız gerekiyor. Bu trendi yıkmak için yıllarca çaba sarf etmemiz gerekti. Yeni vergilendirme sistemi, yeni yatırım politikası oluşturmamız gerekti. Bu konuda belirgin başarılara kat ettik. Fakat şunu da hatırlayalım. Büyük iş sektörlerinin, büyük işletmelerin ne şartlarda geliştirilir? Bütün teknolojiler batıda. Ucuz finans kaynakları yine batıda. Krediler batıda. Sermayeler tabii ki batıya akmaya başladı. Ve maalesef üretimleri genişletmek yerinde, yeni ekipmanları, teknolojileri satın almak yerinde, kendi yerel yazılımları geliştirmek için de Rusya'da istihdam oranını arttırmak yerinde, onlar paraları işte yurt dışındaki yatlar, elit gayrimenkuller, şatolar için harcanıyordu. Evet, tabii bir kısmını Rusya'nın yatırımı için harcamaya başladılar ama ilk aşamada çok büyük miktarlarda bütün paralar batıya akıyordu ve batı desteklemek için gidiyordu. Zenginliğin olduğu yerde mutlaka çocuklar da, çocukların eğitimi de batıda, onların hayatları da artık batıyla bağlantılıydı ve böyle bir gelişimi engellemek çok zordu. Yani devlet tarafından bunun engellemesi neredeyse imkansızdı. Çünkü biz özgür piyasa şartlarında yaşıyorduk o dönemlerde. Son olaylar bize çok net bir şekilde gösterdi ki batının sakin bir liman gibi imajı yerle bir olmuştur. Bu bir hayaldi, bu bir yalandı. Ve bunu zamanında anlamayanlar Batı'yı sakin bir liman olarak değerlendiren çok büyük bir ceza ödediler bunun karşılığında. Birçok şeyi de kaybettiler. Onları orada bütün paralarını el koydular. Yasal olarak biriktirdiği bütün paralarını el koydular. Bir kez şaka bir şekilde iş adamlarımıza, oligarklarımıza söyledim ki yani batılı bürokratlarına kendi paralarınızı kurtarmak için koşmaktan bunalacaksınız. Yani hiçbir şekilde kurtaramayacaksınız. Bu sözleri ben hatırlatmak istiyorum. Aynen böyle oldu. Önemli bir konuyu da hatırlatmak istiyorum, eklemek istiyorum. Vatandaşlarımızdan hiçbiri asla bu paraları kaybeden oligarkları acımamıştır ve üzülmemiştir. Yatlarını, şatolarını yurt dışında kaybedenler hiç kimse burada üzülmedi. Hatta mutfakta yapılan, aralarında yapılan konuşmalarında da eminim insanlar hem 90'lı yıllardan bu özelleştirme politikayı da, yani fabrikaların yok paraya satıldığı dönemleri hatırlar ve göstermelik yeni elitlerin patavatsız, sınırsız lüksünü de hatırlattılar. Batı asla Sovyet sonrası BDT topraklarında yeniden krizlere körükleme çabalarını bırakmamıştır ve etrafımızda çatışmaları tetiklemiştir. Uluslararası teröristleri bize yönlendirmiştir. Bölgesel çatışmalarını sınırlarımızda sürekli ateşlemiştir. Ekonomik büyümemizi engelleyen yöntemler kullanmışlardı ve büyük iş sektörü Rusya'da stratejik tesislerin, stratejik fabrikaların çalışmalarından sorumlu. Binlerce, yüz binlerce çalışanın geleceğinden sorumlu. Rusya'daki birçok bölgenin ekonomik istikrarından sorumludur. Ve bu tarz işletmelerine bağlı kaldıkları dönem, yani onlara mecbur kaldıkları dönemde aslında ülke güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü eğer bu tesislerin liderleri dışarıdaki kuruluşlara, dışarıda finans kaynaklarına bağlı kalıyorsa bu durum kabul edilemez ülke güvenliği için. Elbette hepimizin seçim yapma hakkımız vardır. Birileri batıda yaşamak ister ve ne bileyim el konulmuş şatosunda bloke edilmiş hesaplardan batıda yaşamak ister. Kendilerine tırnak içerisinde sakin liman olan batılı ülkeleri tercih etmek ister.
onların haklarıdır, biz ona karışamayız. Hiç böyle bir iddiamız da yok. Fakat şunu da anlamaları gerekiyor. Batı için bu insanlar her zaman ikinci kategori yabancılar olacaktır. Ve bu ikinci kategori insanlar istediklerini yapabilir. İster paralarını gasp ederler, isterler kont, dük gibi ünvanlarında el koyabilirler. Onlar orada ikinci çeşit insanlardır. Bunu anlama zamanı gelmiştir. Başka bir seçenek de var. Vatanınla birlikte olmak. Vatanın hayrı için çalışmak. Vatandaşların için hizmet etmek. Yeni fabrikalar açmakla sınırlı kalmayıp şehirlerinde, yaşadığın bölgelerde hayatı güzelleştirmek, geliştirmek. Ve böyle girişimcilerin sayısı çok fazla var Rusya'da. Ve gelecek onların arkasındadır. Ve Rusya'nın ekonomisi onlar sayesinde büyüyecek ve gelişecektir. Hepimiz şunu anlamalıyız ki, refahın kaynakları sadece Rusya'da olması gerekiyor. Asla yurt dışına çıkartılmaması gerekiyor. O zaman hepimiz istikrarlı, kendi kendine yeterli bir ekonomi kuracağız. Ve dünyaya kapanmayan, dünyada bütün rekabet fırsatlarını kullanan güçlü bir ekonomi kurarız. Rusya iş sektörü kendi milli çıkarları için çalışması lazım. Kendi paralarında ulusal güvenlik için kurulmalanmaları gerekiyor. Altyapısal projeler için, iç turizm için, savunma sektörü için inanılmaz fırsatlar var girişimcilerimiz için. Ve Batı'nın yaptıkları bütün bu hain tavırlarına karşılaşanlar, yani kendi kendinizi eziyet ederek, diz çökerek Batı'nın karşısında, bırakın bu işi ve Rusya içinde yapın bütün bu yatırımlarınızı ve asla hiçbir zaman siz onlar için insan olmayacaksınız. Her zaman ikinci sınıf insanlar olacaksınız. Asla geriye dönmeye çalışmayın. Artık eski dönemler olmayacaktır. Hayatınızı ve çalışmalarınızı yeniden yapılandırmanız gerekiyor ve iş sektöründeki ben birçok girişimcilerimizi tanıyoruz. Çok güçlü, çok iradeli insanlar. Çok zorlu bir hayat okulundan geçtiler. Yeni projeleri başlatın. Rusya'da parayı kazanın. Rusya'nın kazanması için parayı yatırın, istihdam sağlayın, okullara yardım edin, üniversitelere, bilim sektöründe, sağlık sektöründe, kültüre, spora yardımcı olun. Sadece bu şekilde hem sermayenizi çoğaltırsınız hem de halkın saygısını ve itibarını kazanırsınız. Nesiller boyu isminiz saygı ve itibarlı şekilde bahsedilecektir ve devlet size bu konuda yardımcı olacaktır. Aslında iş sektörümüz için bir tavsiye olarak değerlendirebilirsiniz ve siz iş ve çalışmalarınızı doğru yönde kuracağınızdan eminim. Rusya çok zengin bir kültürdür ve çok otantik bir bölgedir. Burada herhangi bir istisnailik ve üstünlük iddiası yoktur ama bu bizim medeniyetimiz, asırlarca oluşan medeniyetimiz ve bu çok önemli. Babalarımız, dedelerimiz bize bunu devrettiler ve biz onu muhafaza etmemiz gerekiyor. Gelecek nesiller için zenginleştirmemiz gerekiyor ve onlara devretmemiz lazım. Dolayısıyla dostlarımızdan, bizimle işbirliğe hazır olan ülkelerden ilişkileri geliştireceğiz. En iyi geleneklere kendimizi alacağız. Ama her şeyden önce kendi yaratıcı enerjimize güvenerek kendi medeniyetimizi geliştirmeye devam ederiz. Ve halkımızın karakterine bahsetmek istiyoruz. Rus halkı çok cömerttir, çok merhametlidir. Ve Rusya bu özellikleri çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Biz dost olmayı, sözün arkasında durmayı çok iyi biliyoruz. Ve hiç kimseyi satmayız, hiç kimseye ihanet etmeyiz ve zor anında her zaman yanında oluruz. Her zaman zor duruma düşenlerin yardımına geliyoruz. Pandemi döneminde ilk bizler yardımı sağlamıştık birçok Avrupa ülkesinde, özellikle İtalya'ya, birçok batılı ülkesinde. En zorlu haftalarda, yani COVID'in en zirve dönemlerinde.
Türkiye'nin yaşadığı feci, Suriye'nin ve Türkiye'nin yaşadığı feci bir deprem durumunda da ne kadar hızlı bir şekilde yardıma geldiğimizi unutmayalım. Halkın bu merhameti ve cömertliği aslında gücümüzü oluşturuyor devletin. Ve dış baskılara, dış tehditlere rağmen biz asla bu prensiplerden vazgeçmeyeceğiz. Ve şunu da vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda yerel seçimlerde, bölgesel seçimlerde bu sene Eylül ayında yapılan ve 2024 ayındaki devlet başkanı seçimleri de yasalara harfiyen uygun şekilde yapılacaktır ve anayasal prosedürlerin birebir uygulamasıyla yapılacaktır. Seçimler her zaman sosyal ekonomik konuların çözülmesi için bir seçenektir ve tüm demokratik güçler, tüm vatansever güçler tek konuda hemfikirler. Hepimiz için güvenli ve refah bir toplum oluşturmaktır. Rusya'nın egemenliği ve milli çıkarların korunmasıdır. Böyle sorumlu ve kararlı tutumumuzdan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve Rusya vatanseveri, Rusya İmparatorluğu'nun son başbakanlarından olan Peter Stalin'in sözlerini hatırlatmak istiyorum. Dedi ki, Rusya çıkarlarını koruma konusunda hepimiz güçlerimizi birleştirmemiz, kendi sorumluluklarımızı harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor. Tek doğru hakkını korumak için, Rusya'nın güçlü olma hakkını hepimiz güçlerimizi birleştirerek savunmamız ve çalışmamız gerekiyor. Şu an cephede bulunan gönüllüler arasında Devlet Duma milletvekilleri de, bölgesel parlamento temsilcileri de var, icraî kurumların aralarından çıkan gönüllüler var, köylerden gelen yöneticilerimiz var, tüm parlamento partilerin üyeleri var ve bütün halkımız insani yardımı toplamak için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Böyle vatansever desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sivil toplumun güçlendirmesi konusu ve güncel sorunları giderilmesi konusunda yerel yönetim organları, yani insanlara en yakın olan devlet kurumları büyük bir rol kazanıyor. Ve devlete olan güven aslında onların çalışmalarına bağlı. Halkımızın refahı, halkımızın istikrarlı bir şekilde gelişimlerin onların desteklerine bağlı. Dolayısıyla devlet başkanı yönetim idaresinde kançilyaryasına devlet kurumlarıyla birlikte en iyi idari merkezlerin, en iyi idari takımların desteklenmesini, küçük şehirlerde, kasabalarda, bölgelerde desteklenmesi ve güçlendirmesi konusunda destek sağlamamız gerekiyor. Kendi ülkelerinin çıkarları için sorumlu olan, vatansever olan idari birimlerimizi mutlaka destek vermemiz gerekiyor. Milli değerlerimizi, milli kimliğimizi koruma konusunda eğitim sistemimizi de güçlendirmemiz ve kültürel kaynaklarımızı kullanmamız gerekiyor. Kültürel Girişimler Vakfı'nın devlet başkanı bağlı olan fonlar ve destekler sayesinde tüm yaratılışçı, kreatif, geleneksel sanatları destekleyeceğiz. Klasik ve inovatif sanat sektörlerini. Kültür bizi destekleyen, güzelliğe, uyuma, sevgiye yönlendiren çok önemli bir araçtır ve son derece zor konular üzerinde farklı bakışları geliştiren bir sektördür ve içimizde en güzel duyguları uyandıran önemli bir alandır. Dolayısıyla kültürün desteklenmesi hayati önem taşıyor bir ülke için. Kültürel sektörün geliştirilmesi Rusya'da, özellikle Donbas, Yeni Rusya topraklarında hayatın yeniden canlanması için ana aracımız olacaktır. Yüzlerce kültürel kurumunun, müzelerin, kütüphanelerin, tiyatroların yeniden açılması söz konusudur. Geçmişle gelecek arasındaki bağı oluşturan kültürel kurumların yeniden yapılması şarttır. Çünkü ortak tarihi ve kültürel bir havzaya ait olduğumuzu bu kurumlar sayesinde ve Büyük Rusya'nın kültürel havzasına ait olduklarını ancak bu şekilde hissedebiliyoruz. Ayrıca
okullardaki, üniversitelerdeki eğitim programlarının kalitesini ve seviyesini artırmamız gerekiyor. Gençlerimizin mümkün mertebede Rusya'nın tarihi hakkında, büyük geçmişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamamız gerekiyor. Çok parlak, çok yetenekli genç nesilimiz var ve kendi ülkesinin hayrı için bilimde, sanatta, sosyal sektörde, işte, finans sektöründe, yönetim sektöründe çalışmaya hazırlar. İşte böyle insanlar için biz bu fırsatları açıyoruz ve Rusya genç liderlere yarışması da yeni idari bilimlerde yapılmakla birlikte böyle fırsatlar oluşturuyoruz. Yani Rusya'nın canlandırma ve kalkınma projeleri büyük bir talep görüyor. Bu programlara katılan birçok gencimiz şu an gönüllü olarak bu askeri operasyon bölgelerine geçtiler. Yeni Rusya'ya kavuşan bölgelerde hayatı yeniden kurmak için, yapılandırmak için hizmet ediyorlar. Çok cesur ve vatansever şekilde hareket ediyorlar. Ve okul bizim temel aracımızdır devleti güçlendirmede. Ve insanlarımız, gençlerimiz vatanları için hayatını vermeye, feda etmeye hazırlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Şunu da vurgulamak istiyorum. Donbas'ta doğan, büyüyen, yetişenler aslında bizim en büyük desteğimiz olması gerekiyor bu bölgenin geliştirilmesi ve kalkınması konusunda. Onlara hitap ediyorum şu an. Rusya size güveniyor ve geleceği, Rusya'nın geleceği sizlerle birlikte büyüyecektir. Kapsamlı hedefler doğrultusunda biz çok ciddi bir şekilde kadro, personel yetiştirme, bilimsel, teknolojik politikaya yaklaşımlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Geçenlerde eğitim ve bilimsel araştırmalar konusundaki toplantımıza çalışmalarınızı yeniden gözden geçirmemiz ve hangi konulara odaklanmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle başarılarımız olan sektörlerde ve ülkenin gelişimi için kritik önem taşıyan ulaşım, enerji, tıp, tarım sektörleri olsun, sanayi sektörü olsun, bu konulara odaklanmamız gerekiyor ve yeni teknolojinin geliştirilmesi için yeni adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü yeni teknolojinin temelinde her zaman yeni keşifler, bilimsel çalışmalar var. Kültürde olduğu gibi bilim bizim en güçlü destekçimizdir. Genç bilim adamlarına yaratılışçı keşifler yapmak için daha çok özgürlük vermemiz gerekiyor. Sadece para yatırmakla sınırlı kalmayalım. Onlara araştırmaları yapmak için, keşifler yapmaları için uygun şartlar oluşturmamız gerekiyor. Ve bu iddiaları, hedefleri hayata geçirmek için gençlerimizin bilime yönelmeleri için, kendi liderliğini göstermek için, dünyada ben en iyiyim diye ispatlamak için güzel fırsatlar oluşturmamız gerekiyor ve böyle genç bilim adamlarımız var. Geçen Aralık 2022'de yeni bilim adamlarıyla bir araya gelmiştik. Onların ortaya çıkarttıkları konu, en önemli konu ev konusu ve konut konusu. Genç bilim adamları için aslında ev satın alma konusunda biz belirli bir destek politikası geliştirdik ve bu projeyi geliştirmek için hükümetimize talimat veriyorum. Geçen sene içinde mesleki eğitim konusunda büyük talep arttı. Mesleki okullara talep çok büyük şekilde artış gösterdi. Düşünün, yani tarihi minimuma kadar istihdam sağlanın. Demek ki oluşuyor. Mesleki okullarımızın rolünü güçlendirmemiz gerekiyor. Eğitim kurumları yenileniyor ve tesisler, ileride çalışacakları fabrikalar bu mesleki okullara kendi desteklerini ve kendi finans ve bilimsel desteklerini sağlıyorlar. Ayrıca bu tesislerde çalışan, deneyimli olan uzmanlarımızın da genç nesillerimize eğitim vermek için mutlaka bir eğitim vermeleri gerekiyor. 5 milyon kadar elektronik sektörde çalışabilecek personeli eğitmemiz gerekiyor. Metalurji sektöründe, ilaç sektöründe, tarım sektöründe çalışacak olan yeni uzmanları yetiştirmemiz gerekiyor. 5 milyon kişilik istihdam, nükleer sektör dahil. Ülkenin güvenliğini ve rekabet gücünü arttırmak için yeni personeli yetiştirmemiz gerekiyor. Ve önemli bir konu daha.
yüksek okulumuzla ilgili, üniversitelerimizle ilgili burada da çok ciddi değişimler yapma zamanı geldi. Özellikle bilimsel ve hayatımızın birçok sektörünü ilgilendiren alanlarda bir sentez sistem oluşturmamız gerek. Sovyet yüksek okulunun ve son 10 yıl içerisinde geliştirdiğimiz Rusya yüksek eğitim sistemlerini sentezleyerek en uygun pratikleri uygulamamız gerekiyor. Ve bizim için geleneksel yüksek eğitimli standartların oluşturması gerekiyor. Ve şimdi biz onlara yeniden döndük. Şu an yüksek eğitim kurumlarında okuma süresi, eğitim görme süresi 4 ile 6 yıla kadar ulaştırılabilir. Ki tek meslek içerisinde, tek üniversite içerisinde farklı seçenekler sunulabilir. Yani eğitim açısından farklı süreler, mesleğine bağlı, sektörüne bağlı ve işte piyasanın taleplerine göre. Eğer şu veya bu meslek daha çok istisnaslaşmayı gerektiriyorsa o zaman genç uzman eğitimine devam ettirebilir. Daha sonra doktorluk veya ordinatör olarak eğitimine devam ettirebilir. Bazı sektörlerde master yapma olanağı da tanınacak ve öğretmenlik görevlerini yerine getirmek için de imkan sağlanacak ve yeni eğitim sistemine, yüksek eğitim sistemine geçiş çok kademeli şekilde olması gerekiyor. Özellikle eğitim yasasına kademeli kademeli değişiklikler yapılması gerekiyor. Her şeyin çok dengeli ve detaylı bir şekilde düşünerek yapılması gerekiyor ve ülkemizde yaşayan gençlerin kaliteli eğitim edinme konusunda daha sonra mesleki büyüme için fırsatlar oluşması gerekiyor. Şunu vurgulamak istiyorum. Fırsatlar ama sorunlar değil. Yeni fırsatlar oluşturmamız gerekiyor. Şunu da vurguluyorum. Şu an eğitim gören öğrenciler eğitimlerini mevcut eğitim sistemine göre devam ettirebilirler. Ve asla onların yeterlilik seviyeleri daha sonra sorgulanmayacak. Mevcut olan programların yeterlilik özellikleri sorgulanmayacak. Onlar asla bu yılları ve eğitim yıllarını kaybetmeyecekler. Lütfen bu konuyu da tüm Rusya halk cephesine de bu konuyu özel bir kontrol altına almasını rica ediyorum. Bu sene öğretmen yılı olarak ilan edildi. Öğretmen çünkü ülkenin geleceğini inşa etmede en aktif oyuncudur. Dolayısıyla öğretmen mesleğinin değerini her zaman vurgulamamız gerekiyor ve öğretmenlere karşı ne kadar saygılı olmaları gerektiği ailelerde anne babaların öğretmeleri gerekiyor. Hiçbir zaman öğretmenin yaptığı işi unutmamamız lazım ve her zaman takdirle karşılanmamız gerekiyor. Çünkü en şerefli mesleklerden biridir. Ayrıca ailelerin desteklenmesi ve çocukları destekleme konusunda da ayrı bir bütçeyi tahsis ettik. Aileleri destekleme, çocuklu olan aileleri desteklemek için bütçe yüzdelerle değil kat kat arttı. En hızlı büyüyen bütçe maddemiz, kalemimiz haline geldi. Parlamentomuzu ve hükümetimizi bu konuda gösterdikleri anlayış ve milli değerlere verdikleri öncelikler için teşekkür etmek istiyoruz. 1 Ocak'tan itibaren çocuk doğuran annelere verilen destek yine endekslendi. %11.9 kadar arttırıldı. Böyle bir destek yeni idari birimlerde Donbas'ta ve Lugansk'taki vatandaşlarımız için de veriliyor. Donetsk ve Lugansk bölgelerinde, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yeni doğuran anneler için 2007 yılından itibaren çocuk doğuran anneler için de verilecektir bundan sonra. Yani bu programın Rusya içinde yürümeye başladığı andan itibaren artık Donbas, Lugansk, Zaporojye ve Herson için geçerli olacaktır. Aynı karar daha önce Kırım ve Sivastopol için de alınmıştı 2014'te. Halkın ve ailelerin refahını arttırmak için devlet düzeyinde programlar sürekli geliştiriliyor. Ve belirgin bir şekilde ailelerin refah seviyesini, maaşların artırmasını sağlamamız gerekiyor.
Asgari ücret konusu elbette bu konuda en önemli göstergedir. Geçen sene 2 kat arttırıldı asgari ücret. Neredeyse %20 kadar arttırıldı ve asgari ücret oranını biz arttırmaya devam edecektir. Çok daha hızlı tempolarda enflasyondan ve maaşların enflasyondan daha yüksek tempolardan maaşlar arttırılacaktır. Bu sene de 2 ay içerisinde %6,3 kadar arttırıldı asgari ücret oranı. Bu sene mutlaka bir kez daha planlanmış dışında %10 kadar daha asgari ücret artışını sağlamayı teklif ediyorum. Toplam 2023 yılında %18,5 kadar arttırmayı teklif ediyorum. Vergi sistemine gelince Rusya ailelerin çıkarları nezdinde geçen sene 2 çocuğu olan aileler gayrimenkul satışından vergiden muaf kalıyorlar. Eğer yeni daha uygun bir ev satın alma kararlılarsa vergiden muaf tutuluyorlar. Bu araçları daha aktif bir şekilde kullanmak gerekiyor. Çünkü çok talep edilen ve aile bütçelerinde daha çok para kalsın ve aileler kendi sıkıntılarını daha hızlı bir şekilde çözebilsinler. Sosyal vergi muafiyetinin oranını azaltmayı teklif ediyorum. Şu an 50 bin rubleden 110 bin rubleye kadar vergi muafiyetin tanınmasını teklif ediyorum. Ayrıca eğitim veya masraf veya tedavi masraflarını 150 bin rubleye kadar ek ödeme yapılması teklif ediyorum. Bu artırılan miktarların %13'ünü daha önce ödedikleri gelir vergisinden iade şeklinde yapılacaktır. Ve elbette sadece vergi geri ödemeleri değil, aynı şekilde bu vergi geri ödemelerin proaktif şekilde, çok hızlı ve mesafeli şekilde, yani herhangi bürokratik sıkıntı yaşatmadan çalışmasını öneriyorum. Ailelerin refah seviyesi ve Rusya'nın demografik durumu elbette sosyal sektördeki durumlara bağlı olacaktır. Birçok idari birim aslında sosyal altyapının yenilenmesini ve kültürel spor tesislerinin, eğitim tesislerinin yenilenmesini daha hızlı yapmak istediklerini biliyorum. İşte böyle bir planlarınız mutlaka devlet tarafından da desteklenecektir ve şöyle bir mekanizma kullanacak. Ulusal projeler için paralar artık federal bütçede rezervlenmiştir 2023'te ve bölgeler bu rezervleri şimdiden itibaren kullanabilecekler faizsiz krediler aracılığıyla. 2024 yılının Nisan ayında da bütün bu krediler otomatik olarak bütçeden kapatılacaktır. Bu konuyu özel takibimde olacaktır ve güncel ortamda takip edeceğim. Ekonomi ve finans konusundaki özel konseyin bu konuda mutlaka takip yapmalarını tavsiye ediyorum ve rica ediyorum. Yapılan tesislerin kalitesinde asla herhangi bir gerileme yapmamak kaydıyla mutlaka geri verimi çok yüksek olan şekilde çalışması gerekiyor bu kredilerin. Özellikle sağlık sektörünün birincil kurumlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için kullanılması gerekiyor. Bölge yöneticilerini mutlaka unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ana kriter, her zaman şunu hatırlatmak istiyorum. Rakamlar değil, raporlarında verdiğiniz rakamlardır. Görünür, belirgin değişimler olacaktır. Ve sağlık sektörünün kalitesiyle ölçülecektir. Ayrıca sağlık sektörü için ambulansların satın alınması konusuna da özel önem verilmesini talep ediyorum. Bölgelerde, köylerde, okullarda, tesislerde check-up yapma programını genişletmek için büyük bir fırsat veriyor bize onlara. Şu an yılın sonuna kadar neredeyse 3000 kadar okul renove edilecektir Rusya çapında. Onların büyük bir kısmı taşra bölgelerinde, köylerde, kasabalarda olacaktır. Bu sene bu çalışmalar Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne, Zaporojye ve Herson bölgelerinde genişletilecektir. Çok belirgin ve aktif şekilde halk bunu görüyor bu bölgelerde. 2025 yılından itibaren kreşlerin, okulların ve mesleki okulların renovasyonu için paralar düzenli bir şekilde bütçeden tahsis edilecektir ki
okul binalarının yani çok berbat durumda ve kullanılamaz hale gelmesini engellemek için. 2019'dan 2024 yılları arasında 3300'den okul inşa etmeyi program başlatılmıştı. Onların 850'si açılmıştı. Bu sene 400'ü daha açılacaktır. Bölgelerin mutlaka bu planların yerine getirilmesini talep ediyorum. Federal bütçelerden uyumlu bir şekilde çalışmanız gerekiyor. 2019'dan itibaren bu program çalışıyor. Şu program için 490 milyar ruble tahsis edilmişti devlet bütçesinden ve bu masrafları asla kısıtlamıyoruz. Tam tersi artırıyoruz. Ayrıca altyapısal kredilerin oranını da artırdık ve ilaveten ki daha önce planladığımız gibi değil, daha fazla ilave planlar içerisinde 202 milyar rubleyi altyapısal projeleri geliştirmek için tahsis ettik. Buna ilaveten 50 milyar rubleyi daha da tahsis etmelerini talep ediyorum. Bu sene ulaşım sektörünün federal merkeze bağlı olan bölgelerdeki ulaşım sektörünü geliştirmek için harcanacaktır. Özellikle köy bölgelerinde ve kasabalara odaklanmanızı talep ediyorum. Biz böyle bir kararı aldık. 2030 yılına kadar Temiz Eller projesini, temiz sular projesini geliştirmeye karar verdik. Özellikle sanayi olan bölgelerde, şehirlerde temiz su kaynakları korumak için ve emisyonun, atıkların konusunu gidermek için birlikte hareket ediyoruz. Atıklar geri dönüşümü konusunda, çöplerin kapalı bir sirkülasyon içinde geri işletilmesi konusunda büyük başarılar kat ettik. Eski çöp poligonlarını imha etme konusunda ve biriken zararlı atıkların imha edilmesi konusunda büyük başarılar kaydettik. Şu an mevcut projenin bitmesinden sonra hangi poligonlara odaklanmamız gerektiği konusunda yeni teklifler hazırlamasını tavsiye ediyorum. Baykal Gölü'nün korunması konusunda ve büyük nehirler Don, Kama, İrtiş, Terik, Volhov, Neva nehirlerin temiz tutulması için ve ekolojik dengenin sağlanması için proje şekline getirilecektir. Tüm idari birimler liderlerine bu konuyu hatırlatmak istiyorum. Daha önce verdiğim talimata göre iç turizmin özel milli parklarımızda ve özel korunmuş bölgelerde iç turizm geliştirilmesi konusunda hatırlatmak istiyorum. Geçenlerde hükümet temsilcileriyle birlikte bu konuyu bir kez daha gözden geçirdik. Hangi alanlarda, hangi tesislerde, hangi bölgelerde ne gibi tesisler yapılabilir ve yapılamaz konusu çok net bir şekilde anlatılması gerekiyor ve bu kararın çok hızlı bir şekilde geliştirmeleri, kabul etmelerini talep ediyorum. Şimdi etrafımızda dönüp geçen bütün olaylarla ilgili bir kez daha bahsetmek istiyorum. Bir konuya daha bahsetmek isterdim. Şubat 2022'de NATO'nun bir açıklaması yapılmıştı ve Rusya'ya karşı stratejik silahların yerine getirilmesi konusuna geri dönmesini talepte bulundu ve bizim nükleer savunma tesislerimize onların denetim yapma izni verilmesi için. Bu tam bir absürt tiyatrosu diyebilirim. Yani Batı Kiev rejiminin Rusya'daki stratejik hava üslerine saldırı yapma konusunda aktif bir şekilde katıldıklarını biliyoruz. Ve İHA'lar, SİHA'lar özellikle NATO uzmanların kontrolünde geliştirildi. Şimdi ise bizim nükleer savunma tesislerimizi denetlemek istiyorlar. Yani modern şartlarda böyle bir durumun söz konusu değil. Bu bir saçmalığın zirvesidir böyle bir talepler de. Tam kapsamlı denetimleri bu antlaşmalar çerçevesinde yapmaya izin veriliyor. Biz defalarca şu veya bu tesisleri denetip yapma talepleri cevapsız kalıyor veya reddediliyor formalite sebeplerden. Ve biz hiçbir şeyi denetleyemiyoruz kendimiz onların topraklarında ama bizim topraklarımızı bunu denetlemek istiyorlar. ABD ve NATO açıkça Rusya'ya stratejik bir saldırıya uğratma hedeflerini beyan ediyorlar.
ve bu sözlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi şimdi bizim nükleer savunma tesislerini denetlemek mi istiyorlar? Bir hafta önce yeni stratejik hava savunma sistemlerinin yerleştirme kararı imzalmıştı. Sen onlara mı, oraya da mı gidip denetlemek istiyorlar? Biz oraya yol mu açacağız, onlara gelin kontrol mü edeceğiz diyeceğiz. Batı kendi kolektif açıklamasıyla birlikte NATO aslında bu stratejik saldırı silah anlaşmasının bir parçası olma iddiasında bulundu. Buna kabul ediyoruz. Tamam, katılın lütfen. Hatta aslında bunun çoktan yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü NATO'da sadece bir tane nükleer ülke var değil ki. Nükleer silahlar İngiltere'de de var, Fransa'da da var. Bu silahlar geliştiriliyor. Daha yüksek teknoloji hale getiriyorlar ve onlar da bize karşı yöneltilmiş bulunuyorlar. Son liderlerin açıklamaları bu sözleri daha çok teyitliyor. Bunu hesaba katmamamız mümkün değil. Öyle bir hakkımız yok. Özellikle bugünkü şartlarda ki stratejik saldırı silahları anlaşması SSCB ve ABD ile 1991 yılında yapılmıştı. Prensip olarak çok farklı bir ortamda yapılmıştı. Yani uluslararası gerilimin azaldığı ve karşılıklı güvenin arttığı ortamda yapılmıştı. Ondan sonra ilişkilerimiz böyle bir düzeye geldi ki Rusya ve ABD birbirlerini artık düşman olarak görmedikleri seviyeye bile gelmişti. Belirli bir noktaya kadar her şey çok güzeldi. Mevcut anlaşma, 2010 tarihli anlaşma çok önemli hükümleri içeriyor. Özellikle güvenliğin parçalanmaz, bölünmez olduğu, saldırı ve savunma silahların prensipleriyle ilgili. Bütün bunlar unutuldu. ABD anlaşmadan tek taraflı olarak çıktılar. Ve her şey geride kaldı. İlişkilerimiz ki çok önemli tamamen dejenere olmuş durumda. Ve bu tamamen Batı'nın, özellikle Amerika'nın, ABD'nin elinden gelmiştir. Onlar SSCB dağılmasından sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yeniden gözden geçirme ve bu dünyada tek bir hükümdarın, yani ABD'nin olduğu bir dünya inşa etmeye başladılar. Tüm dünya yapısını, İkinci Dünyası'ndan sonra oluşan tüm dünya mekanizmasını, Yalta ve Potsdam anlaşmalarının tüm prensiplerini ihlal ederek ve yıkınarak ve yeni düzeni oluşturma konusuna odaklandılar ve sadece tek hükümdar olarak kalmak istediler bu dünyada. Defalarca bütün dünyada savaşları planladılar ve başlattılar, körüklediler. Mevcut İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan uluslararası güvenlik mimarisini bozmak ve yıkmak için. Ve bu bir boş sözler değil ki, gerçekten böyle yapıldı. SSCB dağılmasından sonra kendi egemenliklerini ve küresel egemenliklerini sabitlemeye çalıştılar. Hiçbir ülkenin çıkarlarını dikkate almadılar ve Rusya'nın çıkarlarını dikkate almadan. Elbette dünyadaki durum 1945 yılından sonra çok ciddi bir şekilde değişti. Yeni, çok hızlı gelişen merkezler oluştu, etki bölgeler oluştu ve çok doğal, objektif bir süreçtir. Onu hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz. Fakat ABD'nin dünya mimarisini kendi çıkarları doğrultusunda yeniden çizmeye kalkışmasını asla göz ardı edemez. Kendi egoistik hedefleri doğrultusunda bu işi yapıyorlar. NATO temsilcileri bize belirli sinyaller veriyor, ultimatum çekiyorlar. Siz Rusya yerine getirin bu anlaşma, anlaştıklarınız maddelerini yerine getirin. Hatta stratejik saldırı silahları ile ilgili biz ise istediğimiz şekilde davranacağız. Keyfimize göre takılacağız. O zaman Ukrayna'daki çatışmayla stratejik saldırı silahları arasında bağlantı yok mu? Elbette var.
bize stratejik yenilgiye uğratmak istedikleri sözlerini ne şekilde değerlendirmemiz gerekiyor? O zaman ikiyüzlülüğün zirvesidir ya da saçmalığın zirvesidir. Başka bir şekilde değerlendiremeyiz. Onlara aptal diyemeyiz, yani aptal insanlar değil Batı liderleri. Bize stratejik bir yenilgiyi uğratmak istiyorlar ama aynı zamanda bizim savunma tesislerimizi denetlemek istiyorlar. Bunların arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Rusya şu an stratejik saldırı silahları anlaşmasına katılmasını askıya alıyor. Tekrarlayayım. Нет, а именно приостанавливать свое участие. Anlaşmadan çıkmıyoruz ama askıya alıyoruz. Мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие. Ve bu konuda karar alabilmemiz için Fransa gibi, İngiltere gibi NATO ülkeleri ne gibi hesaplar kafalarında tutuyorlar ve onların stratejik arsenallerini ne şekilde değerlendirmemiz gerekiyor onu anlamamız gerekiyor. Şu an kendi açıklamalarıyla aslında bu sürece dair olmak istediklerini bir iddiada bulundular. Lütfen bir kez daha yalan söylemeyin. Lütfen kendinize tertemiz melekler gibi ve biz işte barışsever güçleriz olarak kendinize empoze etmeyin. Çünkü hepimiz bu yalanları biliyoruz. Şu veya bu silahların kullanma süreçlerini çok iyi biliyoruz ABD tarafından ve bazı ABD'li Washington'daki bürokratlar doğal bir şekilde kendi nükleer silahlarını deneme konuları da söz konusu oldu. Yeni tip nükleer silahları deneme süreçlerini geçmek istiyorlar. Böyle bilgiler geliyor. Ve Rusya Savunma Bakanlığı ile Rosatom birlikte Rus nükleer yeni silahlarını denemek için hazırlık çalışmaları yapmaları gerekiyor. Elbette biz birinci olmayacağız. Ama eğer ABD böyle denemeler yapılacaksa biz de bu denemeleri yapacağız. Hiç kimsenin küresel nükleer paritenin yıkılabileceğini gibi düşünceleri olmasın. Aslında bu parite bozulmayacaktır. Değerli vatandaşlarım, değerli Rusya vatandaşları, sizlerle birlikte çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ve tüm sıkıntıları birlikte hareket ediyoruz, birlikte aşıyoruz. Başkası düşünülemez. Çünkü hepimiz büyük dedelerimizin, babalarımızın örneğiyle yetiştik. Ve onların bize bıraktıkları mirasları korumamız gerekiyor. Biz onların sadakatleri, onların vatanseverlikleri doğrultusunda hareket ediyoruz ve büyüyoruz. Bu birlik, birliktelik özel askeri hareketin ta ilk günden beri ortaya çıkmıştır ve yüzlerce gönüllü asker, halklarımızı, Rusya'da yaşayan halkların tüm temsilcileri, Donbas askerleriyle birlikte kendi vatanları korumak için tek safa geldiler ve şu an omuz omuza tüm Rusya'nın bölgelerinden birlikte savaşıyorlar. Onların duaları farklı dillerde yükseliyor. Fakat bütün bu duaları kendi dostları için, şehitler için ve ülkemizin zaferi için yapılıyor. İх тяжелый ратный труд. Onların zorlu görevlere çok büyük bir yankı buluyor tüm Rusya'da, tüm Rusya halkında. İnsanlar askerlerimizi destekliyorlar, dualarıyla, hayır çalışmalarıyla destekliyorlar ve bu konudan alakasız kalamıyorlar. Çünkü cephe şu an milyonlarca Rusya vatandaşının kalplerinden geçiyor ve onlar cepheye sıcak eşyalar olsun, battaniyeler olsun, kıyafetler olsun, askeri ekipman olsun, bütün onları destekleyebilecek yardımları gönderiyorlar. Çocuklarımızın askerlere yazdıkları mektupları
en değerli şeymiş gibi cepheye alıyorlar ve savaşta taşıyorlar. En değerli dua niyetinde yanlarında taşıyorlar. Çünkü çocukların saf ve ihlas duaları aslında onları daha da güçlendiriyor. Ve askerlerimiz kimleri korudukları, ne için savaştıkları çok net bir şekilde gösteriyor çocuklarımızın yazdıkları mektuplar. Ve gönüllülerimizin askerlere gösterdikleri destekler cephede, gösterdikleri yardımlar arasında hepimizi çok ciddi bir şekilde manevi destek veriyor ve cephede insanların zor durumlarda kalan gönüllerin insanlara su temin etmeleri, yiyecek temin etmeleri, onları operasyon bölgelerinden kurtarma, ateşin altından çıkartmaları, yaralı olanları tedavi etmeleri ve ulusal halk cephemiz 5 milyar rubleden fazla para topladı Şubat ayından itibaren bu gönülleri desteklemek için. Ve hem büyük işletmeler, hem özel girişimciler, hem Rusya vatandaşları, herkes cephedeki insanları desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok mütevazi olan emeklilik maaşlarından bile büyüklerimiz askerlerimizi desteklemek için para topluyorlar. Böyle bir desteği gördükten sonra askerlerimiz çok daha güçlü bir şekilde vatanlarını korumak için savaşıyorlar. Onları asla unutamayız ve Rusya işte bu şekilde güçlü olacaktır. Rusya bütün tehditlere karşı misilleme cevap verecektir. Çünkü tek bir ülkeyiz, büyük bir ülkeyiz ve birlik, beraberlik içinde yaşayan bir ülkeyiz. Biz kendimizden eminiz, kendi güçlerimizden eminiz. Dürüstlük her zaman bizim arkamızdadır. Teşekkür ediyorum.